Arkadaşlar tekrar selamlar. Yine bir Joggle dersinde birlikteyiz. Bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde diyagram yapacağız arkadaşlar. Diyagramları nasıl meydana geldiği hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Aslında durum çok basit. Hemen bir diyagram açalım. Dikkat ederseniz bakın diyagramı mesela created by you, yani sizin tarafınızdan yapılan diyagram klasörünün içerisinde yapıyorum. Hemen tıklıyorum. Evet, tıkladım. Şöyle bir alan gerçekleşti. Ondan sonra da şuradaki mesela menülerine, burası daha çok mesela ileri düzeydeki kullanıcılar için, siz de daha hızlı kullanmak isterseniz bu programı mesela mouse kullanmadan da bir takım kısa yollarla birlikte, bu alandaki kısa yollarla diyagram meydana getirebilirsiniz arkadaşlar. Ben burayı sıkıntı yapmaması için hemen kapatıyorum. Etraf bakın bomboş. Evet. Boş bir şekilde yer alıyor. Şurada üst kısımda bakın arkadaşlar, bir menü olayı yine var. Bununla ilgili de size bilgi vermeye çalışacağım. Şu anda karşımızda bakın kül rengi şeklinde bir alan var. Ve ben yani burada içinde click to edit title, yani hemen tıklayın da başlığı yazın diye bir kelime var içerisinde, bir cümle var içerisinde. Oraya gelmeden önce arkadaşlar, şurada da mesela bir joggle denen bir şey var. Geri dön tuşu var. Buraya tıklıyoruz. Bakın buraya tıklamıyoruz. Burası browser'ın geri dön tuşu. Burası arkadaşlar programın geri dön tuşu. Bakın mesela şurada istediğim her yere hareket ettirebiliyorum. Evet. Burası benim mesela diyagramın başlangıç noktası. İşte ben buraya tıkladığımda yeni bir, yani açılışlar yapılacak ama yani burada fikirler aklıma geliyorsa bunları hemen tıklayabiliyorum. Şurada mesela tıklayabiliyorum. Aklıma yeni gelen fikirler varsa. Ve sonra bunlar arasında mesela bağlantı kuruyorum arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Bu bağlantıyı mesela nasıl kuracağım? Onu size göstereceğim. Evet, bakın şöyle geldi. Bakın şöyle geldi. Evet. Şimdi bazı arkadaşlar mouse'u pek fazla mesela iyi kullanamayabilirler. Ben şimdi bunu size kaldıracağım. Farklı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Evet, şimdi evet karşımıza hemen bu geldi. Geldikten sonra arkadaşlar beyin haritamızı mesela bu şekilde başlatıyoruz. Planlamamızı bu şekilde başlatıyoruz. Mesela bunun kanatları nasıl olacak onu göstermeye çalışayım. Bakın şöyle tıkladığımızda zaten program size ne anlama geldiğini gösterecek. Şöyle tıklayalım. Bakın ben şunu kapatayım. Bakın şöyle tıklayalım. Evet, artı işaretlere tıkladığımızda yani bize ne yapıyor? Dallar meydana getiriyor. Ve bu dalları doldurmamız isteniyor. Bakın mesela click to edit, click to edit, click to edit. Yani hemen tıkla da bir şeyler yaz, tıkla bir şeyler yaz, tıkla bir şeyler yaz. Bu şekilde mesela dallar meydana getiriyor. Peki bu dalların da mesela alt dalları olacak mı? Bakın ilk başta ben size nasıl dal meydana getirilir, kollar meydana getirilir, bunu göstermeye çalışacağım. Sonra içerisini doldurabiliriz tekrar kendimiz. Sıkıntı yok o konuda. Böyle geldi. Bakın şuraya tıkladım. Bakın yine halen artı şeklinde bakın. Alt dal, alt dal, alt dal. Evet, alt dal. Böyle bu şekilde mesela tıklayabiliyorum. Mouse'la sol tuşuna basılı tutarak özellikle istediğim alanlara tıklayabiliyorum. Dikkat ederseniz burada yine aynı şekilde bunu tutup artı işaretini tutup mesela evet planlamayı farklı yönlere çekebiliyorum. Hatta farklı alanlara da getirebiliyorum. Bakın dikkat ederseniz burada şu anda şu kısmın alt başlığı olmaya başladı. İstersen buraya yaptım. Bunların yine keza yine aynı şekilde mesela yine boşluğa tıkladığımız zaman bakın üzerine artı geldi. Yine aynı şekilde. Evet. Dikkat et, alt başlığın başlığı, alt başlığın başlığı şekilde mesela bir planlamanın içerisine gidebiliriz. Bu şekilde eğim yapabiliriz. Yine bu şekilde eğim yapabiliriz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Farklı mesela şekiller içerisine girebiliyoruz. Burada da tıkladığımız zaman ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Farklı yönlere çekebiliyoruz. Tabii burada amaç ne? Amaç bir beyin haritası meydana getirmek. Amaç bir planlama meydana getirmek. Amaç bir beyin fırtınasından doğabilecek mesela fikirleri bir araya getirip bunları örüntülemek, birbiriyle mesela ilişkilendirmek. Bu programın amacı bu. Bize bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Gerisi teferruat arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık arkadaşlar? Bu dersimizde hemen bir diyagram nasıl meydana gelir? Diyagramın mesela ana kolları, ana dalları nasıl meydana gelir? Onu göstermeye çalıştım. Bakın tıklıyorsunuz. Her şey mouse'la arkadaşlar. Sürükle bırak yöntemiyle. Evet. Bakın mesela şurada farklı noktalar var. Oraya da tıkladığım zaman oralar daha çok mesela ücretli kullanıcılar için mesela tıkladığımızda bakın çekebiliyoruz.
farklı şekillere getirebiliyoruz. Hemen bizden para istiyor. Mesela diyor ki yani eğer sen böyle yapmak istiyorsan, böyle geliştirmek istiyorsan mesela ayda 5 lira yani 5 dolar ödemen lazım bu özelliği kullanmak için. Tabii benim için önemli değil onlar. Ne yaptım arkadaşlar? Dikkat edin. Bir diyagram meydana getirdim. Bu diyagramın mesela kollarını oluşturmaya başladım. Önümüzdeki derste de bunlar nasıl renklendirilir, nasıl farklı özellikler eklenir onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu dersimizde ilk diyagramımızı yaptık. Hemen içine ilk diyagram yazalım. Evet, ilk diyagramımız. Bunu meydana getirdik. Siz de arkadaşlar aynı şekilde diyagramı meydana getirin, silin. Onu da göster. Hemen diyagram silmeyi de göstereyim. Dersi bitireceğim arkadaşlar. Bakın mesela şu kolu silmek istiyorum, tamam mı? Basılı tutarsam arkadaşlar üzerine sol tuşuyla basılı tutarsam X işareti var. Sil demektir. Sildi. Bakın yine aynı şekilde basılı tutuyorum. Sildi. Bakın basılı tutuyorum. Sildi. Tekrar basılı. Evet, sildi. Görüyorsunuz istediğimizi silebiliriz. Bakın. Şöyle basılı tutuyorum. Bakın burada artı var. Çarpı işareti yok. Yani ben bunu silemem ama silme işlemini buradan yapabilirim arkadaşlar. Bakın. Hepsi gitti. Evet. Siz de aynı şekilde diyagram ekleyin. Diyagram silin ki eliniz alışsın arkadaşlar. Yoksa olmaz. Alıştırma yapmazsak olmaz. Evet, bu dersimizi de burada sonlandırıyorum. Bir dahaki derste tekrar buluşmak dileğiyle arkadaşlar.